Bir gün Eylem'e dedim ki seni ne mutlu eder sana bir şey alayım. Balım Lego alsana dedi. Siktir git dedim ya. <laughs> Sorma Nades. Okay, burada bunları konuşamayız. <laughs> Hadi başlayalım. Hazır <laughs> mıyız? Evet. <gülüyor> i̇şte o o. üstümüze geliyor. Ne dinle diye geçerken lan. Konu Konuya giremeyenler podcastine... Podcast Hoş geldiniz. Aylardan sonra. Milyon yüzyıl oldu. Evet. Ondan önceki bölümde önce Ecafın de ay ara Heyecanlı bir çekiyormuşuz gibi hissediyorum. Evet. Şey peki gene açıklama yapalım mı? Gene evde işte. E mecbur kısa bir giriş. Giriş. <laughs> Sen seversin böyle anlatmayı. İşte gene eve çıktık. Ali Rıza alamadık konuk ama alacağız çok yakında. Sadece biz aylardır bölüm kaydedemiyorduk. Bayağı. Bir girelim. Eski haftalık rutinimize dönelim istedim. Burada bir tane çektik sanki biz. Hiç çekmedik. Podcast çekmedik. Emin misin ya? Hı hı. Bir de Spotify şimdi önerme mekanizmanı değiştirdi. Çok güzel oldu. Elem çektik bu arada. Çekmedik bakalım. Ali Rıza'da çektik. Bir saniye. Sen... Son attığımız Ali evinden. O, o zamandan beri çekmiyoruz. Katılmıyorum. Çektik. Neyse Spotify'ın öneri çektik. Morlaştırırım yüzümü orada. Hayır boşuna ne tutulmadım yani biliyorum. Ne konuşmuştuk? Çok da emin bu sefer ha bak sana. Evet baya eminim ama yani artık emin olma. Bu da kollarımızdan tamam, biri bak. bugün. Spoiler verdin. Veririm. Tuvalette selfie çekme etiketi. Aa bu evde mi yaptık onu? Evet balım. E, ee, Okey o zaman bu evdeki ikinci podcastimize <laughs> hoş geldiniz. Ama şey sağlam geri dönüş yapmayı planladığımız bu sefer geri dönüş diyelim. Hani Evet haftalık rutinimize döneceğiz. Evet ya yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar sırf bunun için e, izin aldık. Yani yıllık izinimizi kullandık bunun için. iki hafta anca dedik toparlarız yani. Aynen. Bir de bu Spotify çok güzel önermelere başladı. Tanımadığımız insanlara gidiyor. Benim beklediğimden daha fazla insanın mesela 13 kişinin en çok dinlediği podcastmişiz. Anlaşım ben diyorum yani 5 kişi olsa 1 2 sen ben zaten. Aynen ben hiç podcast dinlemiyorum çünkü o yüzden mesela çok olabilir. düşün. Benim kendi Spotify'da falan dedi. bir baktım 13 kişi ise işte 20 25 kişinin falan en çok dinlediği 10 podcast'in içindeymişiz falan. Ve evet, Spotify'ın da önerileri arttı. Geçen gün YouTube'da hiç tanımadığımız biri çok tatlısınız sizi yeni keşfettim falan filan yazdı. Demek ki olabilir gene bu iş yani. Bir mutluluk yakalandı yani en azından. Küçük bir tatmin duygusuyla bize ya yok. şey yaptırabilirsiniz. <laughs> Biz zaten kendimiz keyif aldığımız için yapıyoruz. O ayrı bir süredir Kafa işte o bu şu Ya evet ama şimdi biz böyle çok keyif aldığımız için yapıyoruz ama böyle hiç tanımadığımız birinin hoşuna gitmesi ya da hani tanıyoruz ama hiç iletişimimiz olmamış bize podcast ile ilgili şaka yapması falan bizim hoşumuza gidiyor yani Aa, evet. biri dinlemiş lan oluyor şimdi. Yani Kaç bir kere oldu? Bir milyon dinlensin diye yapmıyoruz ama. Birazcık hani da bir... dinlenirse güzel olur ya. Yani. En azından tanıdıklarımız zayıf etmeyip dinlerse. <laughs> Ama bana işte son dönemlerde gönderme yapanlar oluyor. Böyle tam o konuyla alakalı bir şey olunca falan işte tuvalet etiketidir, başka iddialı söylemlerimizdir. Neyse güzel tekrar devam etmek e, niyetimiz sezon 2'ye. Tam gaz hocam. giriyoruz. Aynen öyle. Konuya giremeyenler sezon 2 bir, birinci bölüm. Diyebiliriz. Gene konuya giremedik zaten. Aynen öyle. Hala aynıyız. En çok da şey koyuyor bana çünkü bu mikrofonları bunun için aldık ve sadece iki bölümde kullandık. <laughs> Onun için e, çekmeye devam. Evet, Parasını yani, hak etsinler. Verdiği para bugünkü konularımızdan birinde var. Eylemin bir şey alırken Ama spoiler ki, verip duruyorsun. Tedirginlikleri. Ya yani iki saniye sonra konuşacağız kardeşim zaten. Abi lan tepkiyi. Olsun. Okey. Bıraktığını aylarca video çekmedik ve bu konuda kendimizi hiç geliştirmedik. Artık konuya girelim mi? Haydi lütfen girelim. Konu başlığımız, yani bölümün de Konu başlığı olacak ediyorum. sen söyle. Konu başlığımız şu, ilişkiler hakkında konuşurken kendi ilişkimizden bunu neden yapıyorsun soruları soracağız. Balım. bu. Ne? <laughs> Sonra iyi ki dedim ki bölüm başlığı da bunu koyacağım. Ne bileyim balım ben şimdi onu düşünmedim ki. <laughs> Biraz daha kısa. <laughs> Bak Spotify açtım, konuya giremeyenler bu yazacak öyle düşün. Siz de mi ilişkide böylesiniz? Hımm. Canım. Hayır, olmaya olur ama daha ismini bulabiliriz. Bir şey söyleyeceğim, hepsini konuşurken, konuştuktan sonra aa ismi bu yaparız diyoruz. Şimdi bu misyonu bana yükleyip beni bu kadar sıkıştırıp <laughs> Tamam, özür dilerim hani ama çok zorlanıyorum. işte. onun için belki sana tamam, senin izlerken, kadar zeki bir kadına yıkmak. ben sana ismini söylerim. Tamam. Konuşalım, kesin komik bir şey çıkar çünkü yani inşallah. <laughs> ben senin kadar zeki bir kadına yıkmak istedim sadece. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> sen mi <laughs> daha var? Bana toplamaya çalışıyor. Yani bu bölümde birbirimizin ilginç e, birkaç huyunu falan söyleyeyim. Ya da yaşadığımız komik şeylerden bahsedip ilişkide Aynen. böyle misiniz falan onları şey yapıyor Sizde olacağız. de var mı? Ya da, ya da sizin... sizce kim haklı? Bak. Bir. Sizce kim haklı? Yorumlara yazıyorlar. kazananlar her zaman Esra Önür Caner'in peşindedir. Bakın. Oyununuzu kime vereceğiniz belli. İzlemenize bir, gerek yok. Şu an durup yazın. Kim haklı? Bak <laughs> Yok canım. Geç geldi pardon. Çünkü aklım çok söylemek istediğim şeydi. Yorumlara bir kim haklı yazın. İki. Sizdeki garip ...takıntılı durumları yazın. Bir bakalım. biz de Arkadaşlar var. bu arada eylem de bana oy verecek yani. <laughs> eylem. Hayır. Okey sen başla o zaman. Hadi. Bence bakalım. de okey. <laughs> Yok sen başla ben sen mi başlayayım? Ben, ben başlayayım, başlayayım. tamam. Ben Benim buna bir yandan gülüyorum bazen ama sinirleniyorum böyle beklemediğim anda gelince. O da önce komik bir şekilde cümleyi kurayım. Senin e, suyla olan ilişkin. Ne anlıyorsun bunu dediğimde? Su yutkutma şey sesim değil mi? Ha? Su yutkutma sesim. Yok hiç. Bak o da var. Onu yazmamışım ama o şey çok doğal bir şey olduğu için. O bana sadece garip geliyor. Senin kadar... Niye anlattın sen? Direkt aklıma geldi çünkü. O değildi ama konu. O şokların aklıma geldi. Senin kadar küçük bir şeyden nasıl o şiddette bir sesin çıkabildiğine her seferinde şaşırıyorum. Çünkü farklı odalarda olsak bile duyuyorum yani o derece. Ama bu değil başka. Suyla ilgili ne olabilir? Kana kana için ben böyle çok sürede. Benim içme suyu değil, taktın içme suyunu ha. Ne suyu lan? <laughs> <laughs> Okey. <laughs> burada bunları konuşamayız. <laughs> Demek ki farkında değil. Şimdi suyla çok garip bir ilişkim var. Beni bazen deli ediyor dediğim gibi bazen de çok gülüyorum. O da en çok gerçekleştiği yeri söylüyorum. Bir işte banyoda yüzünü yıkadıktan sonra anladın galiba şu an <laughs> halen ağlıyor. Ben bu bölüm ne yapacağım bilmiyorum. Komik bir taklit yapacağın aklıma geldi de önceden güldüm. Yaptığında gülmemek için. Banyoda işte gün sonu yüzünü yıkıyorsun. Bu çok banyoda başıma çok geliyor. Bir de yemek yaparken. Mesela senden sonra tuvalete giriyorum tamam mı? Ben de işte dişimi fırçalayacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Biraz daha hani bu ara göbekleyeyim ya. Bizim tuvaletin önde de böyle yani lavabo başlamadan önde bir boşluk var. Ne işe yarıyor? Hangi mal onu niye koymuş bilmiyorum. Ama Elini sen Evin direkt lavaboda olması lazım evet, çünkü. Evet. Sen işte yüzünü yıkarken Hal erişmeye çalışıyorum. <laughs> öyle bir yüzünü yıkıyorsun ki orası tamamen böyle göl şeklinde oluyor. Hatta işte oradaki halıya damlıyor. Ben de her seferinde böyle eğiliyorum. Tam yatmadan göbeğim oraya bir değiyor. Sır <laughs> sıklam oluyor buram. Bir de tişörtten çıkmıyor. O halde dişlerimi fırçalıyorum falan. Böyle suyun etrafı Arkadaşlar, nasıl dağılmış. Arkadaşlar bunlar benim dramım. <laughs> Su etrafa nasıl dağılmış? Orasını sel mi götürmüş? İşte mesela mutfakta da şey oluyor işte, işte bir şey yıkıyorsun. Onu yaptın bunu yaptın. Hiç böyle bir elimi şöyle bir de yok. Full böyle geziyor. <laughs> sonra bütün yerleri moplamam Evimi gerekiyor. Elimi kuruttuktan sonra sorundan ıslanmasını sevmiyorum. Ha var yani bir açıklama. <laughs> Hadi bu mutfağı açıklıyor. Evet. Banyo. Uzakma, uzakmakta uzak zorluk çekiyorum. Tamam hanımefendi. işim bitti. Yıkadın yüzünü. Ve orasını göl halinde orası. Ne yapıyoruz? Götümüzü dönüp yatmaya gidiyoruz değil mi? Ben yapsam aynısı. <gülüyor> Yapıyorsun. <gülüyor> Su mu bırakıyorum? Başka şeyler de yapıyorum. Sen bir tıraş oluyorsun. Evi bir hafta temizlenmeli lazım. Ben bunu ben bu ortayı nasıl açarım? Ya benim her su. Konuyu çarptırma. Tamam. Bak. O benim kek oğlum. Çarptırmıyorum. Hayır, bir saniye. Hayır, bu golü yemek istemiyorum. Şey söyleyeceğim. Bir dakika dur. Çabaşın <laughs> makinasının üstünde böyle bir yığın gördüm. Yani lavabo burada. Hani uçsun Çabak bir yani. tane uçsun. Seni gerçekten öldürürüm bak. Bir dahakine kanıtlarım. Bundan sonra sen duştan çıktıktan sonra takipteyim. <laughs> tıraştan sonra Ve yani bu arada zaten hani yere dökülme umurunda değil Herhangi bir koruma sermiyorsun Ben aşağıya. kaç saat orayı temizliyorum sen biliyor musun? Oğlum senin bak Bak şimdi konuşturuyorsun beni Tuvalete girdiğin süre 30 dakika e, Tıraş olup e, duş alacağım dediğin süre 10 dakika zaten Yani doğal olarak Abart. temizlemekle ilgili o kadar zaman harcı 10 dakika olamazsın. sadece temizliği var Çokmuş kaç saat dedin az önce Evet senin ilk konuna geçebiliriz Ben kendime gol atmış olduğum ilk <laughs> konumda o yüzden e, bu arada su hani en azından ıslanırsın. Kılçığı hoş olmuyor. Islak tişörtle gezmek çok mu hoş oluyor? Çıkartıp yenisini giy kardeşim. Bir tane mi tişörtü var. Ben sana bir sürü tişört aldım. Sen de rahatı ver işte lavabodan aşağı. Ya canım öyle ben şey bir, bir şey değil o tişörtü çıkartıyorsun ve atıyorsun bitiyor. Ama kılıp bir tane alıyorsun. Sonra gidiyorsun bir tane de alıyorsun. Mesai. Ben de saçını yapıyorum aynısını. Saçım yerde ne yapayım? Saçım dökülüyor. Ben kesmiyorum ki spesifik. <laughs> bu Allah vergisi bir durum. <laughs> tamam, sen konuna geçeriz. Acı saçın yok diye bu konulara bu kadar takıldığını biliyoruz. Şimdi ilk soruma geliyorum. Eylem. Hı. Dışarıdan yemek söylemeyi çok seviyorsun. Direkt buradan mı gir? En en bodos gireceğim mi böyle ağzımın orta yerine? Dur şu an o düşündüğünü sormayacağım. Ha evet. Dışarıda yemek yemeyi çok seviyorsun. Evet harika. Bir yemek yiyoruz beraber. Zaten ben daha iki çatal attığım sırada sen yemeğin sonlarına doğru gelmiş oluyorsun doğru Tatlı için de bu böyle, yemek için de. Ee? Ben yemeğime devam ediyorum, sen bitirmek üzeresin ve yani dönüp bana şunu soruyorsun. Yiyecek misin onu? Artık yapıyor muyum? Ha, Bak bilmiyorum ki başındayım da. Şimdi her zaman Oğlum, olduğu ne gibi. onu yersin. Yani bilmiyorum tamamını yiyebilirim. 2 çatal sonra sıkılabilirim. Bunun çok mantıksız bekle var. Bir bitireyim sorumu. Sonra mesela tatlı. Mesela iki tane söylemişiz. Bir, yarım yarım yiyelim diye. Başlıyoruz yemeğe. Bir tanesi için böyle yapıyorsun. Bundan daha yiyecek misin? Tamam çok beğendi yemeyeyim falan diyorum. Yok yemeyeceğim diyorum. Böyle yapıyorsun. Bundan yiyecek misin peki? Bir kaşık bir kaşık alayım sen sonra ye. Sen Sade de gel. Bir kaşık alayım bari falan. Ne ya bu? <laughs> Bunun benim için bir açıklaması yok. Sen açıklayacaksın. Tamam Ta neyi yani soru yok. Neden böyle davranıyorsun? <laughs> Şimdi açıklıyorum. Gerçekten. Manyak ya. Göz ne diyor bir Birincisi her zamanki gibi abartıyor. Şunu abartıyorsun. Yemek konusunda abartmıyorum. Şunu abartıyorsun. Ben yemeğimi sen birinci lokman da olmuyorsun. Yarısıyla, İkini ya. <laughs> yarısıyla 3 bölü 4'ü arası bir yerde oluyorsun. Tamam mı? Ya ben çoğunu zaten 3'ten 4'ünü bitirmiyorum. Yalan söyleme. Yarısı i̇şte sonuna doğru benim. gelmiş <laughs> oluyorsun işte. Bak kendi kendine şu an... Hayır hiç alakası yok. Az önceki senin patlaman gibi <laughs> bir patlama değil bu. Sıcak yemekse çok basit bir açıklaması var. Yemek soğumadan yemeyeceksen yiyeyim. Çünkü kalınca soğuyacak kötü olacak. Soğuk bir şeyse de ısınmasın diye de şimdi. Dondurma erimesin. Tatlı sıcak tasarlanmış bir Çiğ köfte de bile bugün yaptın. Çiğ köfteyi açıkla. Yemedim ki çiğ köfteyi. Fazla geldi ya sana da. Yemekle ilgili hiçbir Hayatta her şeyi unutup yemekle ilgili nasıl hiçbir şey unutmuyorsun? <laughs> mantıklı açıklayabildim mi? Son derece mantıklı. Yani tamam da o kadar hızlı soğumuyor birçok şey. <laughs> Balım sen ne kadar yavaş yediğini bilmiyorsun ama. Sen ne kadar aç köpek gibi saldırdığını da biliyor musun? Ali Rıza'nın Ali Rıza podcast'ini bekleyin. Ali Rıza size... Eylem yemek yerken hissettiklerini anlatacak zaten. Yemek yerken değil, spesifik bir tatlı tatlıyı yerken, yerken tatlı o akşam yerken. yaşadığımız <laughs> ee, krizleri anlatacak. İnanılmaz bir an. Ben şok içinde izledim. Neyse bunu da size e, ön spoiler olarak verelim. Ki Ali Rıza'nın gelmesi için talepte bulunur bize. Canımız rozacımız. Evinden çıktık ama. Arada benim Takip edin arkadaşlar daha çok atacağız. Sıra bende mi? Evet. 2-3 bunun iki maddesi var. Önce birini söyleyeyim. Zamana göre ikinciyi de katarız. Niye? Bir dakika bak. Bulduğum yerleri de söyleyeyim benim yastığımın altı, yatağın içi, masalar, komodinler, koltuk altı, koltuğun altı, yatak altı, tuvalet, mutfakta henüz bulmadım. Hakkını yemeyeyim orada. Mutfak masası gibi yerler. Ne bulmuş olabilirim buralarda? Ne Bunların hepsini. Saç toka. <laughs> Niye evin her yerinden saç tokalarını topluyorum? Ya bir kere uyandım kucağımda saç toka ama nereden gelmiş olabilir ben? Gece senin tokamı nerede bulmuş oldun? Sen dün o yüzden mi benim yanıma tokamı getirip dam diye evet. oldun? Ben <laughs> <laughs> içimden bunu geçiriyordum. Patifakresi yapıyordum. <laughs> 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 o kadar farkında değildim ki. <laughs> Sana patifakresi pati, mi pati, bastım? Pati, pati. Ben mahvoldum <laughs> bugün ya. <laughs> Hayır bir de... İçimde o kadar gülüyorum ki kendi kendime ya farkında değil ki diyorum ama <laughs> sen koysam da ve <laughs> böyle koydum da. <diye. gülüyor> bir de şey hani yumuşak bir kumaş bir tokayı vurdun ve ses geldi ama kumaştan ses geldi. <laughs> evet açıklama istiyorum. <laughs> Bu da şu ilk defa şu an söylediğim için biraz şoktayım. Suyu söylemiş miydim daha önce? Suyu çok kez söyledin. Yani su ilk söyleyişin değil mi? Bunu ilk kez duyuyorum. Bir kere duşun içinde bırakmış. Hem de metalleri inatla almadım. Bekledim ne zaman alacak diye. Pas yaptı. Küvetin içi paslandı. Artık aldım attım. Aa sen mi attın onu? <laughs> Bir de farkında. Ben de acaba alıp attım mı sonunda diye kendimi takdir ettim. <laughs> niye ben atıyorum? Ya çünkü niye biliyor musun? Bak çok ağlıyorum ben bugün. Ay neyse. Şimdi ben oralarda bırakıyorum ki oradayken ihtiyacım olursa... <laughs> Erişim kolay olsun. Çünkü okay, ben. Okey paslanmaya başladı ama. Benim bir özelliğimi biliyorsun. Ben bir şeyin son anına gelene kadar çok sabrederim. Son anında çıldırırım. Mesela tuvalete gideceksem son dakika gitmem lazım. En sıkışmış halimde gitmem lazım. Ha böyle lazım. bak. Film izliyoruz böyle yapıyor. Bak izliyoruz böyle izliyor. Çok acil tuvalete gitmem lazım. <laughs> <laughs> her zaman da <de> korkuyorum. <laughs> çok büyük olay. Bir şey. Çok acil. İşe geliyorum. <laughs> Neyse her şeyi biliyorsun son anda yapmam lazım. Mesela darlanma da böyle benim için. Mesela saçım en çok darlıyor mu? Bekliyorum. Bir saat dar darlanıyorum ama hep aklımda var. İki saat darlanıyorum hep aklımda var. En son şey oluyor hani o an o saç oradan kaldırmazsa ölecekmişim gibi. Bir de şöyle bak şu var bir de şuna bayılıyorum. Saçını böyle çok sıkı yapıyor bir sinirlenmiş falan. Oturuyoruz 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 oturuyoruz. Gece böyle 11-11 buçuk böyle, böyle Saçımı açacağım. Sonra da böyle. Aa, niye açmadın daha önce? Alışmışsın <laughs> Madem ama yani sürekli sabit bir şey. Sen saçın yok anlamazsın böyle konuları. <laughs> Konu saç değil çarptık çarptık. Aa tokat okey biraz saç sayılır. <laughs> Hep saçla ilgili şeyleri açıyorsun. İşte orada olmasını istiyorum. Sonra koyduğum hepsini yerini unutuyorum. Sonra diyorum ki benim bütün tokalarım... Görünce al. Kayboldu. <laughs> Gidiyorum toka alıyorum. Bak <laughs> bunu da ben bilmiyordum çok. Ben sürekli toka alıyorum ya farkında değil misin? Hiç ben sana toplarım ama. şu an salonda dört tane falan var. Biliyorum. Hepsi de çünkü gözümün, o zaman. gözümün önüne girsin diye belirgin yerlere koymuşsun. <laughs> Vallahi bu kadar toplu değil benim tokalarım normalde. <laughs> Hani ya şuradan falan çıkması lazım. Yok oralarda görünür ya. Erişilebilir yerlerde. Birileri alıyordur belki. Aynen şu an öğrendim Teşekkürler hayatımı düzen getiriyorsun. Ama ben değişmeyeceğim. Okay, bundan bugün. iyi verim aldım. Üçüncüyü ayrı söyleyeyim. Tamam. Sıra bende mi? Evet. Şimdi bu beklediğin soru. Bir kere yaptın ama bu ikinci Akılandım. kez yapmayacağın anlamına gelmiyor. İnşallah. Güvenemedim kendime. Yemek söylerken beni unutma. Ya unutmamak için çaba sarf ediyorsun. Şimdi en azından bir çaba var ortada. Yemek söylemek istiyorsa o an söylenmesi lazım. Çünkü daha o yarım saat bir saat gelecek etce. Evet. Ama o an söylenmesi lazım. Mesela yoldaysa yolun belli bir kısmında söylenmesi lazım. Eve gittiğinde önünde olması lazım. Ama eve geç de gitmiyor olması lazım. Verimli. O yüzden biraz geç söylüyorsun. Hı. Geliyorsun, üstünü değiştiriyorsun falan filan geliyor. Bir Gene böyle günlerden biri eylem benden yarım saat önce işten çıkmış. Biz de birbirimizi beklemeyiz öyle bir huyumuz yoktur. Yani yarım saatse bir yarım saat önceden gidebilir yani. Niye bekliyorsun? Ben utancımdan bakamıyorum şu an. Neyse. Ben işten çıktım yarım saat oldu yani doğal olarak eylemde eve yeni varmıştı o zaman belki hı hı. bir 5-10 dakika olmuştu aradım eylem dedim ki ne yapıyorsun acıktım ben ya dedim vallahi ben de çok açtım balım söyledim ben yemek dedi acıksa acıktıysa sen de söyle dedi <laughs> sana söyleyeyim de yok sen de söyle <laughs> ben evdeyim karşılarım neyse ben bir şey demedim peki falan dedim eve gelmedim durdum dayanamadım yani en son dedim ki sen benimle taşak mı geçiyorsun? Çok hani bilinçli olarak böyle bir hareket yapılacağını düşünmemişim. Hani şey dedim bana bir şey mi kızdın? Neden böyle tamam, bir tavır gözlüyorsun bana? Sanki böyle yarım saat yemek söylenirse ölecekmiş gibisin sen de. Ya yok o işte öküzü o an hiç aklımda değil Hayır, yani. Hayır yok yok ondan eve bahsetmiyorum. Diye. Mesela yemek söylemek istedin ya o an. Hı -hı. Ee, birazdan söyleyelim dedikten 3 dakika sonra gene söylemek istiyorsun. Ama acıkmışım. Söyleyelim mi artık? 2 dakika geçiyor. Ee, Balım yemeği söylesek mi artık? Acıkıyorum. Ya bu kadar sade açıklayamazsın bunu. Ben sana saatlerce anlatıyorum burada. Sen de bana öyle yaptın ilkinde. Benim ilkinde Hayır seni şey diyeyim zaten ben de senin muhtemelen çişin gibi yani <laughs> bekliyorum son dakikaya Hayır kadar. Hayır senin, dakikaya... senin için bak sen bence açıktan ölmekten çok korkuyorsun. <laughs> yani acıktığın böyle hani mesela nasıl bir acıkmada baş? Şöyle söyleyeyim şimdi deli gibi acıkmaktan bahsetmiyorum. Senin canın bir şey atıştırmak istediğinde de yani ben açım mesela hani ne bileyim 10 ile 20 arasındaysa sen 11'de 20'deymiş gibi tepki veriyorsun. Yani bence oburlukla ilgili bir sorun. Böyle oluyorsun bak mesela hafif acıkmışsın bir şeyler yesen güzel olur ama hani 2 saat sonra yesen de ölmezsin. Sen böylesin ilk saniye. Yemek yiyelim ya ben acıkmaya başladım. Hani şey acıktım değil acıkmaya başladım. Bir şeyler kemirmezsem öleceğim. Ya şöyle e, dinlemeyenler. Sunucu gibi Mehmet, hissettim kendimi sürekli bunu düzeltiyorum. Mehmet Erdemli tatil arkadaşı videomuza da baksın orada da demiştim. Hani planımız olduğunu bileyim okey. Hayır Anladım, ben şu sana şey desem. Dörtte sordun bana beşte yiyelim dedim. Okey mi olacağını zannediyorsun? Beklerim beşe kadar bak. Nedir en zorlu mücadele nedir? Bilinmezlik. Bildiğim balım, zaman derim ki 5 dedik. Balım yiyelim Bak mesela diyorsun? bir gün kavun dondurmaya koyduk kavun soğusun diye. dedi ki 35'te alacağız. 36'da hemen dedim ki arkadaşlar 36 oldu alalım mı artık? Bak 36'ya kadar ağzımı açmadım ama. 5 dakika 5 dakika. Orada 5, 5 dakikadan dakikadır. bahsediyoruz. 1 saat desem kabul etmezsin. Dolan. Böyle yaparsın. Balım 5 çok geç değil mi ya? 4.30'da yiyelim bence. O an yaparım pazarlığımı. Tamam yani yapıyorsun. Oburluk işte. Yapacak bir şey yok. Yani onu yenmeye çalışmak lazım. Balım sen hayatta yapamazsın bunu ben sana söyleyeyim. <laughs> Sağ ol desteğin için. Ben de çok inanmıyorum o ay. Zaten 37 yaşına gelmişsin ama bu saate kadar değişmeyen bir özelliğinin değişeceğine inanıyor musun gerçekten? E, değişiyor ufak ufak hemen, hemen olmuyor ama. Balım yemekle biliyorsun. ilgili değişmez. Senin Olumlar için kutsal bilir. iki şey var. Yemek yemekle sıçmak. Sonra da seks. Tamam canım üçünün ne olduğunu herkes biliyordur. <laughs> ama bunlar ilk iki yani hani. Seks birinci sırada değil. İkisi de birbirine bağlı mesela ne güzel. Aynen. Bu çok açıklayıcı ve yeterli bir cevap. Neyse sen bana sorunu sorabilirsin. Benimki çok kısa o yüzden. Benimki sen... de kısa bence ama deminkinin cevabını veremeyeceksin gibi hissediyorum. Aynı konsept. Çok çeşitli yerlerde buldum bu arkadaşları. O da küpelerin. <laughs> Bugün de en son banyodan küpelerini aldım. Hadi dedim ama ha, ben yani fark etmemiştir. Orada çıkarmıştır. Söyleyeyim cevabını. Söyle. Küpelerimi koydum. Sabit bir yer yok. Nerede <laughs> Ye çıkarırsam yok. orada bırakıyorum ben de. E benim her yeri küpe almasın. Ulan size. Makyaj masamı aldın ya yani, nereye koyacağım? Ben, ben, aldım. Yani ne yapalım şuraya masa diye koyduk yani ben aldım. Tamam aldın ve ben onun için bir şey almadım. Daha Beraber aldık. Tamam hani, yani sebebi belli ama. Niye oldu? aldın diye diyorsun? Spesifik bir yeri yok. Yani o varken ondan... de küpelerini her yerden topluyordum Esra. O kadar çok toplamıyordum. Bu köşeye. Esra baban mı? Masa... sen hayırdır. Beni topluyordu topluyordum Esra. Yok çarpıtma yapıyorsun da de, ondan dedim de neyse. Haklı olduğum çok belli. Balım tek bir yere koyunca karışıyorlar. Hmm. Birbirlerine çok benzedikleri için. O yüzden ben de hani onu ayrı koyacak bir şeyim olmadığı için şu an. O takı şeysini getireceğim dedin getirmedin orada. da. Takı şeysi ne ya? Kat kat vardı ya böyle çember. Tam almam gereken bir şeyden bahsediyorsun. Hayır vardı. Getireceğim bu Onda da edeyim. karışıyordu. Hayır. E. Böyle bayağı ayrı ayrı olacak. Neyse. Önemli değil. O yüzden aslında birbirleriyle karışmasınlar diye koyuyorum. Zaten 3 tane sabit küpeyi döndürüp durduğum için sorun yaşamıyorum. Ben niye peki 3 farklı küpeyi 5 farklı yerden toplayabiliyorum? E o an neresi denk gelir? Sonrası. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu savunamazsın. Tuhaf bir şeymiş. <laughs> o an neresi denk yani <laughs> yapacak bir evet. şey yok bu hususta. Okey. <laughs> Çok bir şey yapmıyor Neyse ama soruyorum ben sorumu. Sor. Bu konuyu kapattığımızı düşüneyim. 1 liradan 20 bin liraya 50 bin liraya kadar olan alacağın her şeyi niye bana soruyorsun? Ben niye bu kadar zor bunun kararını vermek amına koyayım? Balım şunu alayım mı? Al balım. Balım ya beğenmezsen sonra? Ya beğenmezsen iade edersin bir süre. Balım çok beğenirsen başka rengini de alsam mı şimdiden? Ama ne koyayım tekini almaya ikna edemiyoruz ikinci ikna edemiyoruz. Balım sence bu ana lazım mı? Şimdi birazcık yaş farkımız olduğu için biz iade kültürüne alışık değiliz. Aldığın şey kalırdı. İşte öğreniyoruz ama bir içgüdüsel işlemiş. Anladın mı? Bir de Balım, bence... Alacağın e, yiyeceklerde de böyle yapıyorsun. Ya yok ya daha şeyi e, dürüstü şey. Tamam ben almak istiyorum ama biraz pahalı hani tamam yaptığın Hakikaten şey mantıklı. Hakikaten de zaten bunu da söyleyeyim hazır bu konuşulmuşken. Beğendiğin her şey pahalı senin. Yani hobilerin pahalı. Ucuz hiçbir şey beğendiremiyoruz sana. Yani pahalı diye de beğenmiyorsun. Onu bilmek de çok yaralıyor. alıyor. İstemsiz böyle hep bir şeylerin kalitelisine gidiyor elin kolun. Ya iki günlük bir şey alacağız onu bile ne bileyim işte şey alalım şu, şu olsun. Siksok bir marka olsun böyle. Kimsenin kullanmadığı niş ama gereksiz. Zevklerin de öyle. Kahve mesela, filtre kahve içeyim demiyorsun. veya atmış yapayım. Şu da olsun, bu da olsun falan. En sevdiğin sebze mesela. Duruyorsun. Kuş konmaz. Pahalı ama ben çok seviyorum. Hayır, Türkiye'de pahalı. İngiltere'de çok normal bir sebzeydi mesela. Biz evde mi yaşıyoruz kardeşim? Ne yapayım alıştı damam orada. Çok seviyorum. Yani. Bak Yürü dün git. yedim gene çişim mis gibi koktu. Mis demeyelim de. <laughs> Özelliği bu da. Ha şunu arıyorum. Yani hani, tam ben bu şeye değer mi değmez mi düşünüyorum. Hani biri daha teyitlerse mantıklıdır. O biri de hele işte Esra ise yani mantıksızsa söyler zaten. E biri daha teyitlesin ki ben bunu harcarken vicdan azabı hissetmeyeyim. Balım her şeye ya 10 liralık şeye de yapıyorsun. Evi yani 10 lira ya. Şuradan camdan at desen atarım canım 1 gram bile acımaz ya. 10 lira ya o kadar. Yani şimdi şeyde zengin değiliz ama yani Türkiye'de 10 lira artık. Önemsiz, Önemsiz yani. bir para. Ama 10 liralık alacağım Ekmek bir şeyde. De. Bana niye soruyorsun yani? Onu al yani. Bu kadar küçük paraları bana sorma. Bana ne bileyim 1000 lira üstünü sor bana. Onu zaten soruyorum. Tamam. Sen hepsini sorduğun için onu zaten soruyorsun. Ama lütfen çok düşük rakamları benimle tartışma. Siktir git al. Bunu, bunu tartışmayalım. Tamam. Tamam öyle yapacağım bundan sonra. Lego'yu sana sormadım. 1500 liralık şey sormadım Spekt onu zaten bak, soruyorum. Bin lira Lego işte. diye sormadın. Hayır diyecektim çünkü. Hayır. Kaç kere dedim bana balım iyi gelecekse al bir Lego bir şeyler dedi. Tamam mı? Evet. Ama işte şey gerçekten bir gün eyleme dedim ki seni ne mutlu eder sana bir şey alayım. Balım Lego alsana dedi. Siktir git dedim ya. <laughs> Sorma Nadez. Hadi o zaman. <laughs> Hemen giriyorum konuya. Aşkın 500 günü. 500 Days of Summer. Benim 7 kere falan izlediğim. Biz onu bitirdik mi ya? <laughs> Filmin son 5 dakikasındayız. Böyle yapıyor bunu. Ne olacak sonunda? <laughs> Dedim son sahneyi izliyorsun. He? <laughs> ben 6-7 kere izledim. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl yani? Oldu? Ben hiç izlememişim. Yani birçok sahneyi görmüşüm ama hiç bütün olarak izlememişim. Yani anlamadım. Hangi tarafın? Sev ya yani... Ne ara neredeyiz ben anlamadım yani. Geçmişte miyiz, hmm. gelecekte miyiz? Bir yerden sonra oturmaya başladı ama bir yerden sonra otururken de ilk baştaki olayları anlayamadığım için her şey eksik geldi. Hmm. Bir kere daha izlemem lazım yani. Ki bu arada hani burada da daha önce söyledim böyle çok dikkatsiz falan izliyorsun normalde filmleri. Bunu bayağı bir dikkatli evet. de izledin. Bir iki ileride. Bana her zaman o karmaşıklığı çok iyi veren bir film olarak da geldi. Tam karmaşık ama yani. Karmaşık ama orada Hani renk tonlarıyladır, karakterlerin giyim, kuşam şekliyledir. Genelde anlıyorsun hangi zaman. Ben ama bir dostra da arkamda şeyi düşünüyorum. Ne olacak şimdi sonunda? Önceden neyi tahmin edebilirim? Tahminde var. Ya şöyle bir salaklık yaptım ben. Film başlarken esra dedim. Hiçbir sahneyle ilgili bir şey söyleyemiyorum çünkü filmi bilmiyorsun. Öyle böyle falan böyle beklentiye de soktum biraz muhtemelen. Bir de, Onun de anlayamayacak ki, yani şey gibi. Çünkü bana şey dedim Ben 7 kere izledim. Her seferinde farklı birine hak veriyorum falan. Şeyim. Benim en iyi yorum yapmam lazım. Eylem bana aşık olsun. Çünkü zaten bu onun en sevdiği filmmiş. Hani romantik komedi alanında en sevdiği filmmiş. Kendimi de bir challenge'a soktum orada. O yüzden biraz zorlandım. O yüzden bir kere daha izlemem lazım. Ya ben işte 2009'muş film. Ben galiba ya 2009 ya 2010 ilk izleyişim. E ben de kaç oluyorum? 20 yaşında falan oluyorum yani filmi ilk izlediğimde. İşte daha aşık olmuş musun? Birine hiç olmamış mısın falan filan. Bu kız ne yapıyor ya dedim. Böyle salak şey mi olur? Çocukla dalga geçiyor falan filan. Neyse 3-4 yıl geçiyor. Bir şeyler yaşıyorsun. Öğrenmeye başlıyorsun. Sonuçta 4-5 yıl sonra bir daha izledim. Dedim ha tamam iki tarafın da şeyleri varmış. 2-3 yıl sonra bir daha izledim. Bu çocuk çok salak ama tabii kız haklı falan. Her izlediğimde böyle kendi yaşadıklarımın da şeyinde değişiyor. Hoşuma gidiyor. Bir de birkaç çok efsane sahnesi var. O hayaller gerçekler. Şu an sosyal medyada şey beklentiler gerçekler. Bir akım zaten her yerde var videoları komiklik olarak falan. Onu ilk yapan işlerden biri falan. Ben çok severim yani. Öyle. Sen biraz kararsız kaldın ama. E, ben tam anlayamadım. Bir kere daha izlemem lazım Ama Ama misin mesela bir süre? sonra? İzlerim. Tamam. Daha yani o kadar da seni yani. soğutmadı yani. Tamam. Ondan Hayır merak ben anlamadım ya hani. Anlamak için bir kez daha okumam gerekiyor. O yüzden. Tamam. Çünkü okay. kendimi çok kasmışım. Salamadım. izleyemedim yani. şey duygulara ya da geçişlere çok veremedim. Hep bulayım amına koyayım ne falan. Gibiydi. Bir de sürekli şey diyorsun ya. Bu bir aşk filmi değil. Ne amanakoyim aşk filmi demişsin romantik komedi zaten ne kadar aşk filmi olmayabilir ki falan e, bir sinirlenme de yaşadım. Başka filme geçelim lütfen. <laughs> e, Sensiz ben bir film izledim de onu bahsedeceğim ama başka bir amaçla bahsedeceğim. E, meşhur klasiklerden American Psycho'yu izledim. E, Esra sıkılır diye ben uzun yıllar önce izlemiştim Niye tekrar izledim. Niye böyle bir yargımız var? E, hani daralıyorsun ya bazen biraz da eski film 90'lar neyse ama evet, Esra'ya ödev verdim bu filmi. Çünkü e, filmde bence filmi izlerken anlayabileceğiniz bir şey değil bu. Yönetmenle daha sonraki bir röportajı okuyunca ben de fark ettim. Yönetmen baya çok büyük bir bana sorarsanız amatörlük bir hata yapmış. Kurgu anlamında. Şimdi esraya izletip Esra ile kurgu çalışıyoruz bu ara ve çok hızlı öğreniyor. Onun için e, bunu tartışalım istiyorum onunla. Ödevin American Psycho. Bir dahaki bölüme kadar izle. Squid Game. Hatta finali bugün ya da yar yarın galiba. Müthiş. Squid Game değil arkadaşlar. Squid Game The Challenge. Yani gerçek hayattaki evet. yarışması olan. Biz yarışmaları zaten çok seviyoruz. Reality. Ee, reality show bizim işimiz zaten biliyorsunuzdur. Diziyi de izlediğimiz için böyle bizim için biraz daha ya şimdi bu oyun oynanacak mı? Şu şöyle olacak mı? Bu böyle olacak mı? Mesela bütün bölümler şeyi bekledik. ip çekmeyi ve hiç olmadı mesela. Niye spoiler veriyorsun? Belki izlemediler. Çok güzeldi. Dizisinden daha güzeldi bence. O. Çünkü dizide bir drama var. Ve Sen gerçekten insanlar için, tabii. ölüyor hani. Daha iyi işte. Challenge olanını izlerken ben hep şey düşündüm. Ölüm olsaydı ne yaparlardı lan? Ölüm olsaydı bu kahbeli evet. yapar mıydı? İşte ölüm olsaydı bu kadar dostane yaklaşırlar mıydı yoksa sırası geçen işte hainleşir miydi falan? Onu mesela düşündüm ya da işte anne oğul katılan bir ikili var. Gerçekten ölüm olsaydı kim kimi yollardı falan filan böyle o düşünceleri de kendim düşünüp onu kendimce bir şu, şu yaptığım için. hayal edebildiğim için bence çok keyifliydi. Ben de bayağı sevdim. Biraz da yapım tarafını düşündüm tabii. Çok çok iyi de prodüksiyon. Çok evet. güzel yapmışlar yani. Ama önemli olan final. Onu izledikten sonra da tekrar Evet finali vermez. görmedik daha. Bilmiyoruz kim kazanacak. Güzel. Daha çok ara verdiğim için bir sürü şey izledik ama en son bu hafta bunları izledik. Onlardan bahsetmiş olalım. Ölümü Dünya 2'ye gideceğiz yarın. Kaçıramayız. Onu da izleyeceğiz. Onu da söyleriz izledikten sonra. Yes. Kapatalım mı o zaman? Kapatalım. O zaman kusura bakmayın verdiğimiz ara için. Dinlediğiniz tüm platformlarda bizi beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız varsa YouTube'da videonun altına yazın. Halen daha eylem planı kalanın adı. Kanalın adı. Kalanın. <laughs> oradan, Kalan. oradan siz kim haklıydı? Sizin ilişkinizde ne gibi garip huylar var? Bunları yazabilirsiniz. Hepsini tartışırız bol bol. Bir dahaki bölüme görüşene kadar. Hoşçakalın.